Barosu'nun düzenlediği bir takım etkinliklere katılmak üzere şehrimize gelen anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu Bey KHK'larla ilgili birçok şeyler söyledi. Buyurun izleyelim. Bu şekildeki bir kategorilendirme esasen o iki yılın yol açtığı yıkımı örtmemeli. Evet, farklı belgeler var ama iki yılın yol açtığı büyük yıkımlar sonuçlarıyla devam ediyor ve esasen belki de bu 7145 sayılı yasağı onu sürdürmek için konuldu. Belki de bu tek kişilik anayasal bölgesi onları sürdürmek için yürürlüğe konuldu. Halen sürüyor. Biraz sonra belirteceği üzere çok farklı boyutlarıyla devam ediyor. Peki o zaman şimdi bu olağanüstü hal 4 aşamadan oluşan ama 2 yıllık zaman diliminde kuşaklar boyu etki yaratabilecek zaman bakımından, mekan bakımından dünya çapında etkileri olan o hal nasıl biter, bitecek mi? Bunun için de üçüncü başlığımı ele alacağım. Üçüncü başlık belki biraz umut aşılayan bir başlıktır. Hedef gösteren, bize ödev diyen başlık olacaktır. O da şöyle, şimdi biz hep anayasayı eleştirdik, anayasaya karşı çıktık. Ama şu anda Türkiye'de tanık olduğumuz körünün hukuk bakımından aslında anayasanın yürürlükte olan üstün hükümlerinin bağlayıcı maddelerinin önemli bir kısmını yürürlükte olmadığı veya askıya alınmış oldu. Bu adli yargılanma hakkıyla başlıyor. Barolar zaten betimledi başkan onları. Bu anayasanın 11. maddesi, bu meclise ilgili bir madde, bu anayasanın 138. maddesi yargıyla ilgili madde ve bu madde anayasa, yasama, yürütme, yargıyı öngören, ayrı ayrı düzenleyen, hatta 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan demokratik ve sosyal hukuk devletidir şeklinde tanımını gördüğümüz maddenin de askıda olduğunu söyleyebiliriz. O bakımdan belki ilk hedef anayasanın saygı görmesi ve anayasanın saygı görmesi için ne yapmamız gerektiği konusunda kafa yormamıştır. Yani şu anda mevcut olan anayasa, anayasanın bağlayıcı hükümlerine saygı duyuyoruz. Tabii ki bunda en başta göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşmektedir. Ama gelin görün ki ikinci alt başlığında belirteceğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi bırakın anayasanın bu üstün hükümlerini uygulamaya koyuyor. Meclis 2 yıl önce yürürlüğe konulduğu şekliyle anayasaya bile aykırı yasalar koyulabilmektedir. Bu açıdan bir bakıma mecliste muhalefet diyebileceğimiz CHP, HDP, İYİ Parti ekseni çizgisiyle kendilerine Cumhur İttifakı adı veren AK Parti ve MHP eksenindeki ayrışma benim konum açısından şöyle somutlaşılabilir. Biz 6.771 sayılı kanunla anayasada yapılan değişiklik meşru değildir dedik ve halen öyle diyoruz. Bir meşru anayasa değişikliği değildir. Fakat onlar şunu gösterdi 9 aylık uygulamada. Kendi savundukları anayasaya bile aykırı yasalar oylamak suretiyle veri değildir dediler. Yürürlükte değildir yani eski değişiklikleri. Dolayısıyla
meşruluk ve meleğiyette buluşuyor yollarda. Meclisteki iktidarla muhalefet bu metni 2017'de oynanan anayasa değişikliğinin sürdürülemez özelliği üzerinde mutabakat sağlamış bulunuyorlar. Bu anayasa değişikliği olağanüstü ortamda koşullarda gerçekleştirilen değişiklik sürdürülemezdir. Zaten Türkiye'de bugün karşı karşıya bulunduğumuz derin bunalım, hukuksuzluk ve iktisadi bunalım bunu göstermektedir. O bakımdan kendileri de çıkış yolu aramak için yeni kamuflajlar icat etmeye başladılar. Türkiye İttifakı gibi kulağa hoş gelebilecek deyimleri kullanmak suretiyle ne kadar çünkü Cumhur İttifakı kulağa hoş geliyordu. Şimdi o hoş gelebilir düşüncesi var ama tabii artık ne olursa olsun Yüksek Seçim Kurulu kararı ne olursa olsun 31 Mart'tan öncesi ve sonrası ayrımı Türkiye'de yapmak durumundayız. Bu bakımdan kolay değildir. Böyle güzel laflarla, Türkiye İttifakı gibi laflarla burada bizi ilgilendiren husus anayasa yüklemeleri bilmiyorlar. İki, bu sürdürülebilirliği değil. Üç, yeni anayasa için, demokratik bir anayasa için ne yapmalıyız? Bunun üzerine kafa yormamız gerekir. İşte bu konuda anayasal bilgilenme hakkı çok önemlidir. Ve ben özellikle Adana Barosu'nu, Adana Akademik Demokrasi Platformu'nu kutluyorum ve çok önemsiyorum. Çünkü gerek 16 Nisan referandumu öncesi, gerek sonrası hep bu birliktelikle bu Adana seçmenlerini, halkını bilgilendirmek için çok çaba gösterdi. Bundan dolayı da bu çabayı ilerletmek gerekiyor. Çünkü biraz önce bildiğim gibi dün, bugün, yarın ekseninde gerçekten Türkiye eğer 15 Temmuz'a gitmişse, 15 Temmuz'un nedeni bir anayasa değildir. Anayasaya saygısızlıktır. Anayasanın özellikle belli maddelerinin ihlali nedeniyle 15 Temmuz'a gidilmiştir. Ve bundan böyle eğer Türkiye yeni bir bunalım, derin kırılma tehlikesiyle karşı karşıya gelirse bu yine hukuka saygısızlıktan kaynaklanacaktır. O nedenle yeni anayasa yolunda mutlaka güçlerimizi birleştirmemiz gerekir. Peki bu güçler nasıl birleştirilecek? Bu güçler tabii mecliste birleştirilecek. Bu güç demokratik kitle örgütleri varlar ve diğer okullar gibi bunlar tarafından sağlanacak. Bu güçler yerel yönetimler demokrasi eşiği olarak ortaya koyacak ve sivil toplum örgütleri hem ayrı ayrı hem birlikte bunları yapmak durumundalar, yapmak zorundalar ve bunu yapabildikleri ölçüde, bunu yapabildiğimiz ölçüde Türkiye'nin ilerleyen yıllarda mutlaka demokratik bir anayasal düzene kavuşması yolunda umut var olabiliriz. Bunun için de bugün başta meclisi olmak üzere Türkiye yönetimini sürekli hukuka çekmek yönünde çabamız olmalıdır. Şimdi peki bu konuşma nasıl bitirilebilir? Nasıl bitirilebilir? Diğer konuşmacıların da tamamını daha fazla almamak için şöyle, tabii dün İstanbul'da, İstanbul Tabip Odası'nda mahpus haklarını konuştuk. Mahpus haklarını konuştuk. Bugün o halde ilgili, o halde çıkışı konuşuyoruz. Bu tabii ki ikisi birbirinden ayrı olan alanlar değil. Burada bir kişiyi hapishaneye göndermek için uyguladığımız yöntem, yani özgür bireyle özgürlüğünden alıkonulmuş birey arasındaki ayrım ölçütü bizatihi ilgili siyasal birinin niteliğini ortaya koyar. Bu açıdan çıkış yine bana göre hukuku
çıkarabilirsek o hal yıkımından ülkeyi çıkarabiliriz. Şöyle ki, ben Tunus örneğini verdim en başta. Tunus'ta dedim. Şubat 2000 ve ifade özgürlüğünü sormuştum. Tam 16 yıl önce ifade edilmeyen bir söz için, düşünce için maruz kaldığı yaptırım burada birbirine çok kez dile getirildi. İşte aramızda o listeyle tekrar aramızda oldum. Şimdi biraz sonra konuşacak meslektaşların barış imzalısı olarak aslında burada o alana girmiyorum ama hukukun neresinde olduğumuzu göstermek açısından hukuk evliliği yaptırma tarihidir. Hadi hukuk diyelim ki ifadeyi yaptırma tarihidir. Tutabilir birini tükettiğimiz zaman, aşağıladığımız zaman, ırkçılık yaptığımız zaman, kahrolsun şu adi bilmem ne toplu dediğimiz zaman. Ama dikkat edin, burada söz özgürlüğü değil, yargılanan, tıpkı Türk Tabipleri Merkez Konseyi yöneticileri, barış akademisyenleri ve avukatlar diğerleri, yargılanan eylem karşısına söz değil, yargılanan açıklanmayan söz değil, yargılanan şöyle düşündüğünü varsayıyorum. Bu sözlerden şu anlam çıkar. Bu sözler şu nedenle söylenmiştir. Buna yorum yoluyla da diyemiyorum çünkü yorum bir hukuk yöntemidir. Bu bir çıkarsamadır. Bu bir fal da değildir. Bir çıkarsamadır. Yani tamamen hukuk dışı bir alanda bulunuyoruz. O bakımdan tabii 19 yıl önce Tunus'ta sorduğum soruyu Türkiye'de soracak olursak ifade sözcüğünü de kullanabiliriz. Acaba Türkiye'de insanlar neye niyet ederler? Tabii ki oruç tutmaya niyet ederler derseniz hiç kimse gezere çarptırılmaz. Ama Türkiye'de barışa niyet ederler denirse, Türkiye'de özgürlüğe niyet ederler denirse o zaman başlarına ciddi işler açılabilir. İşte belki de hukuka dönüş için bundan başlamak lazım. Zira eğer bunu başaramaz isek, bu konuda ortak paydalar oluşturamaz isek, olağanüstü halin yıkıcı sonuçları daha çok konular devam eder. Ve nereye kadar devam ediyor? Bakın biraz önce, biraz sonra özellikle Eren Hanım'ın dile getirecektir. Seçilme hakkı anayasa madde 67 güvencesi altında seçme ve seçilme hakkı. Biz belediye başkanları, belediye meclis üyeleri adam adam aradılar dedi. Onların seçilme hakkı sorgulanamaz dediğimiz bir zaman diliminde hayır ne demek onlar seçim hakkına sahip değil de kanun hükmüne kararname ek listesinde adları yer alan kişiler seçme hakkına da sahip değiller diye İstanbul'dan 14.000 üzerinde listenin yer aldığı, adın yer aldığı listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na verdiler. Dikkat edin. Yüksek Seçim Kurulu reddetti bunu 2 hafta önce. Ama bugün yeniden verdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ne demek biliyor musunuz? Bu siz yurttaş değilsiniz demek. Bu siz yurttaş değilsiniz demek. Yani anayasa dışı evet hepimize orada adı yer alan, İstanbul'dan sunulan 14 bin kişinin üzerindeki
ad listesinde adı bulunan herkesin o listeye sonlara karşı dava hakkıdır. Haysiyetiyle alakalı bir denetli. Ama bunun en vahiy eşiği siz yurttaş değilsiniz. İşte o bakımdan birkaç ay önce tartıştığımız, 5-6 ay önce tartıştığımız meclis başkanı çekilsin, çekilmesin, hayır seçim bu siyasal faaliyet değil derken ben de siyasal faaliyet değil demeniz, seçimi kaybetsek de bu koltuk bizimdir anlamına geliyor dedi. Bunu şimdi kanıtlamaya çalışıyorlar. Nasıl kanıtlamaya çalışıyorlar? Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşlarının kendilerine oy vermeyen kesimini siz yurttaş değilsiniz şeklinde bir hakaretle bunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Bu çok vahim bir durumdur ve belki de bugünden itibaren üzerinde hepimiz ortaklaşa düne göre çok farklı bir biçimde düşünmemizin zamanıdır. Bugünden geçip olmaz. Teşekkürler.